Yani Aleviliği e, tarif ederken ya da Aleviliğin temel özelliklerini ifade ederken, dile getirirken üzerinde e, konuş, şey yaptığımız, ne, konuştuğumuz mütabakata vardığımız temel kavramlar var. Ya Aleviliğin genişliğini, coğrafyasını ifade etmek açısından e, bu yol bir, sürekli bir Sözü aslında Alevi coğrafyasını ifade eden, dile getiren bir şeydir. Yani e, bir Aleviliğin içeriğinden çok Aleviliğin uygulanışı, e, kendisini somutlaması, var etmesi noktalarına dair bir yaklaşım içeriyor. Buradaki e, aslında e, çeşitlilik, farklılık, esas ve farklılıklar anlamı yani yol bir sürekli bir sözü. Bir yol var. Esas olan bir yol var. Bu yolunsa farklı coğrafyalarda, farklı toplum kesimlerinde, farklı etnik gruplarda, çevrelerde kendisini nasıl var ettiği, nasıl somutladığı, nasıl dile getirdiği, nasıl cisimleştiğini ifade eden bir şeydir. İçerikten ziyade e, yolun temel ilkeleri, burada esas olan yolun temel ilkeleridir. Yani yol, yolun Yolu var eden, ona özellik kazandıran, e, onu somutlayan temeller öncelikli olarak vardır ve bu temeller üzerine çeşitli coğrafyalarda, e, çeşitli etnik topluluklarda, çeşitli tarihsel süreçlerde, yani bir zamanın e, belli bir zamanın yolu ve onun sürekleriyle başka bir zamanın yani e, yol, yani dikey anlamda ve yatay anlamda söylemek için söylüyorum bunu. Yani farklılıklar gösterebilir. Ama burada şu var esası ne? Esası ne? Aleviliği başka inançlardan, başka felsefi inançlardan, başka öğretilerden ayıran nedir? Biz buna yol diyoruz. Yolun özellikleri, yolun temelleri, yolun vazgeçilmezleri anlamında. Şimdi şunu görmemiz lazım ki alevilik alevilik kendisini var etmek için bir takım kurallar geliştirmiştir. Bu kurallar hayatın devamında Alevi toplumunun kendi varlığı, birliği, dirliğini korumak noktasında bizzat hayatın ihtiyaçlarından doğan kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kurallara bir manevi, bir ritüel, bir inansal değer atfedilmiştir. Yani Alevilikteki birçok e, kural esas olarak varlık meselesine işaret eder. Yani Alevi toplumunun tarihsel olarak kendisini siyasi iktidarlar karşısında egemen sınıflar karşısında bir devlet karşısında yani var etmesine dair kurallar, iki egemen dinsel inançlar karşısında kendisini var etmesine yönelik kurallar. Bu iki kuralların toplamı Aleviliğin e, yol kurallarını oluşturuyor. Bunlar tamamen maddi hayattan kaynaklı kurallardır. Yani şunu açık söylemem lazım. Alevilikte inanca itikata dayalı dogmatizm ee, kaynaklı ya da dogmatik unsurlar içeren kurallar söz konusu değildir. Alevi yolu bütün zamanlarda ve bütün coğrafyalarda kendisini... Hayatın gerçekliğiyle yeniden yeniden sınamak durumundadır. Yani buna güncel deyimle adaptasyon diyebiliriz. Yeniden üretim diyebiliriz. Çünkü hayatın gerçekliği sürekli değiştiği için Aleviliğin e, kendi varlık kuralları da, varlık koşulları da sürekli değişmek durumundadır. Yani Alevilikte e, değişmeyen, kendisini yenilemeyen e, kurallardan söz edilemez. Öyle olduğu zaman hayat karşısında kendi varlığını devam ettiremez. Tabi burada şunu görüyoruz. Tarihsel süreçte Ali bir toplumu kapalı bir toplum olarak yaşadığı ta, e, üretim ilişkileri de Anadolu'da e, yüzyıllar boyu belki de bin yıllar boyu değişmeden sürdü. Yani e, işte feodal toplum Anadolu'da Bizans'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan Başlayarak işte diyelim geçtiğimiz yüzyılın başına kadar varlığını sürdürmüştü. O, o toplumsal üretim karşısında Aleviler kendilerini gerek devletten siyasi iktidardan yalıtarak gerekse egemen dinden yalıtarak e, kurtarılmış bölgeler diyebileceğimiz unsurlar yarattılar. Yani Alevilik aslında Alevi coğrafyası aslında nerede olursa olsun. Kurtarılmış bölgeler coğrafyasıdır. Neye karşı egemen iktidara ve egemen dinsel anlayışa karşı. Şimdi şöyle düşünelim. Alevi coğrafyası aslında çok büyük bir coğrafya. Bir tarafta diyelim ki Damal, Ardahan, Damal Alevileri en doğuda diyelim haritayı şöyle gözümüzün önüne getirelim. Bir tarafta ise Bulgaristan, Demir Baba tekkesi dergahı işte sarı Saltuk Tekkesi ta kuzey bulgaristan bu coğrafya 3000 kilometre şöyle bir çizip tamamladığımız zaman ortaya çıkan coğrafya çok büyük bu kadar büyük bir alanda alevilik kendi e, temel unsurlarıyla kendisini yaşatabilmiş bir örnek işte yol dediğimiz o genel e, çizgileriyle kendisini var edebilmiş peki soru burada şu sorulabilir devleti yok Hiyerarşi yok. Peki bu kadar büyük coğrafyada devletsiz, hiyerarşisiz, efendisiz bir toplum nasıl bir örnek bir inanç unsurları sergileyebiliyor? Nasıl büyük bir yol değerleri var ediyor? Yani temel yol değerleri nasıl oluyor da bu coğrafyada aynı olabiliyor? Resmi bir din değil, kitabı olan bir din değil, peygamberi olan bir din değil devlet tarafından örgütlenen arkasında devlet iktidarının iktidar gücünün e, yaslandığı bir e, inanç değil bu ama buna rağmen bu coğrafyada bu büyük coğrafyada bir örnek bir yol kuralları e, gerçekleşiyorsa bu çok anlamlı bir şeydir. Buna ben şey diyorum devlet olmayan devlet. Tek tanrılı dinlerin, İbrahim'i dinlerin esas özelliği şudur. Bu dünyayı boş ver. Bu dünya gerçek değil. Bu dünya e, esas olan bu dünya değil. Bu dünya bir oyun yeridir, deneme yeridir, sınama yeridir. O yüzden de sen bu dünyayı boş ver. Bu dünyayı boş ver. Bunun karşılığında biz sana bir ahiret hayatı sunalım. Sonsuz zenginliklerin olduğu bir ahiret hayatı sunalım. Peki bu dünyayı boş vermek ne demektir? sistemin egemenlerin bütün uygulamalarına boyun eğmek, kaderine boyun eğmek, zulme, zorbalığa boyun eğmek. Anlatabiliyor muyum? Kul köle olmak. O yüzden de tek tanrılı dinlerin tanrısı diyor ki bana itaat edeceksiniz. Benim peygamberime itaat edeceksiniz. Bir de ulu emre yani iktidar sahiplerine itaat edeceksiniz. Yani bunu, bu yaşadığınız hayatı bir yazgı olarak göreceksiniz. Bu sömürüyü, bu insanlık dışı uygulamaları, bu, bu size reva görülen her türlü haksızlığı siz bir tanrısal buyruk olarak algılayacaksınız ve sesinizi çıkarmayacaksınız, boyun eğeceksiniz. Kimin için din söylüyor bunu? İktidar sahipleri için söylüyor. Yani bizim coğrafyamızda tek tanrılı dinler devletsiz yapamıyor devlet var arkalarında. devlette de dinin bir ideolojik içine aygıtı olarak kullanıyor. Diyor ki bu dünya boş. Tamam. Şimdi Alevilik esas olarak Alevi yolunun özü işte buna itiraz etmektir. Şimdi süreklilik, sürek dediğimiz farklılıklar bu bu temel kuralların üzerinden farklılıklardır. Anlatabiliyor muyum? Yani Temeli reddeden, bu temelden sapan, bu bu hiç ilişkisi olmayan sürekler olmaz. Farklılıklar bu temel üzerine yükseliyor. Yani bir temel atıyorsunuz, ondan sonra inşa edeceğiniz binayı e, kendiniz coğrafi koşullarınıza göre, tarihsel koşullarınıza göre, e, etnik kökeninize, kültürel değerlerinize göre rengini, penceresini, ne bileyim işte e, çatı örtüsünü, kapısını, bacasını kendi mimarinizle inşa ediyorsunuz. Biz şimdi bu temeli yatsıyan bir sürekten söz edemeyiz. Coğrafi özelliklerden kaynaklanan, etnik özelliklerden kaynaklanan, tarihsel zaman dilimi farklılıklarından kaynaklanan şeyler... züde e, de yok sayamayız. İşte herkes aynı beton arma yapsın. Bugünkü neye benziyor bu? Toki evlerine benziyor. Yani bir örnek ruhsuz hiçbir yerin özelliğini yansıtmayan o güzel kendi o yerel güzelliklerini, yerel değerlerini yansıt, yansıtmayan bir beton kafa İşte Alevilik aslında sürekli bu betonlaşmayı zamanında aşabilmiş. Yani her yöre kendisini daha güzel estetize etmiş, daha güzel çiçeklendirmiş. Ee, ve ortaya çok şey ne derler büyük renkli bir bahçe çıkmış. Her türlü şeyin rengin kendisini orada var ettiği. Ama zemin zemin değişmiyor, zemin değişmiyor. Şimdi sorun burada bu zeminin özelliklerini bilince çıkarmak. Yani bu bu Aleviliğin varlık koşulları nedir? Aleviliğin var eden nedir? Bugün dün e, tarif tarih boyunca bu var eden değerler bugün yeniden nasıl üretilebilir? Temel değerler. Bunun üzerine e, bizim kafa yormamız gerekir. Yani bugün esas mesele bir Alevi ütopyası Gerek kendimiz açısından gerekse e, diğer toplumsal kesimler açısından dışımızdaki dünya açısından bir Alevi Ütopyası var etmek. Bu Alevi Ütopyası'nın temel unsurlarını ortaya koymak ve bunu şekillendirmek e, gibi bir derdimiz var. Yani e, şimdi Alevilik dü, bütün zamanların Aleviliği elbette farklıydı ama kapitalizm koşullarında kapitalizm koşullarında bu yeni tür üretim ilişkilerinin sonucunda özellikle 1950'lerden sonra yeni bir Alevilik var. Alevilik şehre taşındı. Aleviler şehre taşındı tamam. Alevilik de şehre taşındı. Aleviler nasıl şehre geldiği zaman şaşa kaldılar. Değil mi? Yani köyden geldi şehre aa baktı ki ya yanı başında başka inançlardan insanlar var. Başka üretim ilişki şeyler var. Başka kültürler var. Başka yemek tarzları, giyinme tarzları, konuşma tarzları. Ee, başka ne bileyim şey e, şehrin e, şehri var eden unsurlar şaşa kaldı. Coğrafyaların e, zamanların o kendine has özellikleri artık biliyorsun kapitalizm koşullarında çok şey bir örnekleşmeye başladı. Yani teklif üretim haline gelmeye başladı. O yüzden de hayli yontuldu yani aşındırıldı. Aşındı yani bu doğaldır şimdi yani çünkü her şey birbirine benzemeye başladı. Yani işte o to, TOKİ binaları örneği bu, bunun için çok önemli. Ama bizim de kendimizin de bak son zamanlarda bir Tokileşme e, şeyi var. Alevi, e, Alevi şeyinde e, örgütlülüğünde ya da Alevi anlayışında diyelim. Her şeyi bir şeye benzetmek yani bütün semahları yani diyelim ki Adıyaman semahını, Hubiyar semahını, Çamşı semahını, Tahtacı semahını, Rumeli semahını tek bir semah ya semah böyle olur gibi bir şey betonlaştırma, bir ruhsuzlaştırma, bir içeriksizleştirme yani şey yapma renksiz hale getirme tamam mı? O güzellikleri böyle tak kalıplaştırma yaklaşımları var. Özellikle de bu işin bilincinde olmayan cahil hala. Takımının e, ortaya koymaya çalıştığı işler güçler. Şimdi Cem diyelim ki yani her coğrafyada Cem'in esasları var ama e, onu renklendiren ona o coğrafyanın özelliklerini katan unsurlar da var. Ama sen hepsini birleştirip bu böyle olma, olur demeye kalktığın zaman ne yapıyorsun farkında olmadan bütün o renkleri bütün o çiçekleri yolmuş oluyorsun. Söz şey dem alma meselesi cemde. Tahtacılarda ya da Bulgaristan alevilerinde demsiz cem yapmıyorlar. Dem olmadan cem yapmıyorlar. Yani e, Hüseyin Gazi dergahına gelmişti Bulgaristan'dan işte e, canlarımız. Böyle biz de oradayız misafirimiz bizim. Şey böyle bir sıkıntıları var. Geldiler biz cem yapacağız tamam cemi orada. Yani zaten konuklarımız onlar. Ama dediler, biz dediler demsiz cem yap yapamayız. E dedik ki yani siz böyle yapıyorsanız bizim sizin ceminize karışma diye bir hakkımız olamaz ki. Yani siz yani özünüze uygun kendi e, yolunuza süreyinize uygun nasıl yürütüyorsanız öyle yapın zaten. Şimdi ama şöyle bir kafa var. Vay efendim cem dedem mi olur? Ya senin köyünde öyle oluyordu ama. Başka insanın köyünde de başka türlü oluyordu. Bunları tipleştirme, bunları ruhsuzlaştırma, bu renkleri silme hakkımızı kendimizde gördüğümüz zaman başkası da sizin yaptığınız ritüeli ya da ne bileyim yaklaşımları ya da pratikleri bu böyle olmaz deme hakkı kazanır. Sürekleri kurutmamamız gerekir. Esasın üstüne kuruluyor sürekler ve o renklilikleri olabildiğince var kılmamız gerekir ki alevilik yani kurumasın ve e, hayatın bütün alanlarında o renkliliğiyle, o farklılıklarıyla, e, o güzelliği e, var edebilsin diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada yüz alevinin belki bir tanesinde müsaitlik kurumu işliyor. Çünkü kapitalizm insanları da dağıttı, oturdan bir ilişkiyi de yaşanamaz hale getirdi. Bu bu anlamsız mıdır? Bence çok anlamlıdır. Yani dayanışma, paylaşma, yani senin malın benim malım, benim malım senin malındır diyebilme. Ama bu ruh hali e, kapitalizm koşullarında duman olmuş. Dün çok manevi e, hazlarda duyduğumuz, gönlümüzü dolduran ritüellerin bugün bir e, gösteriye dönüşmüş olmasını hepimiz görüyoruz. Yani dün Cem'de sosyal, hukuki, inançsal bir şey olan Kır'da varlık olan Cem'in e bugün çok böyle şey hale geldiğini, sembol hale geldiğini, çok şekilsel hale geldiğini, hani bir an önce bitsin de gidelim denilen bir hale geldiğini görüyoruz. Yani bunu görmezlikten gelemeyiz. Yani Kır'da 8-10 saat insanlar Cem'e gelip o Cem'i sürdürürken bugün 2-3 saati bile çok şey gören, fazla gören bir şey. Çünkü... Ee, ihtiyaçlara karşılık geliyordu orada. Burada öyle değil. Burada o zaman siz bütün bu Alevi canların ruhunu gönlünü kafasını doyuracak ve, ve ona bir sevinç kaynağı oluşturacak. Yalnız onun için değil onun içinde bulunduğu ortamlar içinde çevreler içinde dışımızdaki insanlar içinde bir insanlık değeri bir sevinç değeri bir yaşama umudu bir gelecek umudu aşılayacak bir şey oluşturmamız lazım. Yani bizim tutarlı bugünümüzü anlamlandıracak yarınımız içinde bize sevinç umut kaynağı olacak bir Alevi ütopyası bir insanlık ütopyası geliştirmek durumundayız. O anlamda Aleviliğin yol değerleri esas değerleri bu tarihsel olarak zulme zorbalığa karşı insanı savunan o nedenle de insanı merkezine alan ama o nedenle de doğayı merkezine alan, bugün esas olarak diyelim ki biz egemen dini anlayışa ve siyasi anlayışa karşı ne yapıyorduk? İnsanı merkezine, merkeze alarak egemen ee, bir şeyi yaratıcı ve her şeyi kontrol altına tutucu bir e, varsayıma karşı insan merkezliyiz diyorduk. İnsan he, yani işte protagoras da öyle diyor. Her şeyin ölçüsü insandır. Ama artık bugün... Her şeyin ölçüsü doğadır. Doğa insan hakkı değil. Birinci önceliğimiz doğa hakkıdır diyerek söze başlamak gibi özgürce tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Ee, bu anlamda da e, dogmatizme karşı yıkıcı olmaktan da korkmamamız gerekir. Y yeni var etmek için, yeni o temeller üzerine yeniden var etmek için öncelikle de yıkmak gerekiyor. Yıkmak iyi bir şeydir. Yani. E, tarihsel olarak da hep Alevilere yıkıcı dem, demiştir egemen sınıflar. Çünkü onların anlayışlarını, onların egemenlik anlayışlarını reddeden bir yerde durduğu için hep yıkıcılık, yıkıcılık iyi bir şeydir. O anlamıyla birleşmek için, bir olmak için, iri olmak için, diri olmak için arınmak gerekiyor, arınmak gerekiyor. Öncelikle de gerek resmi ideolojiden, gerek di, di, e, bizi çevreleyen dinsel doğmalardan e, arınmamız gerekiyor. E, bu takdirde alevlik insanlık açısından e, anlamlı değerli mesajlar verebilir. Bunlar çok şey kalıyor. Yani daha somut hale getirmiş